Amerika'da haftanın en çok iş yapan 5 filmi. Her hafta sizlere Amerika'da en çok kişe geliri getiren filmlerin listesini sunuyor, haklarında bilgi veriyoruz. Ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın ölümünden önce çevirdiği son filmi Sparkle bu hafta 5. sıraya indi. 1960'larda 3 kız kardeş bir şarkıcı grubu kuruyor ve bir anda şöhrete ulaşıyor. Ancak şöhret aslında birbirlerine son derece bağlı olan ailenin yavaş yavaş dağılmasına yol açıyor. Whitney Houston anne rolünü oynamış. Diğer rolleri Jordan Sparks, Carmen Etchego ve Tika Sumter paylaşıyor. Sıradan bir film. Dördüncü sırada politikacıları anlatan The Campaign var. İki iş adamı Kuzey Carolina eyaletinin bir seçim bölgesinde nüfuslarını arttırmak için bir kongre üyesini devirmeye çalışıyor. İş adamları rakip aday olarak yerel turizm merkezi direktörünü seçiyor ve büyük maddi destek sağlıyor. Will Ferrell, Zach Galifianakis ve Jason Sudeikis oynamış. Rahatsız edilen bir komedi. Üç numaralı film çocuklara hitap eden Paranorman. Yanlış anlaşılan bir erkek çocuk yaşadığı kenti asırlardır süren bir lanetten kurtarmak için hayaletler, zombiler ve yetişkinlerle mücadeleye girişiyor. Corey Smith McPhee, Anna Kendrick ve Christopher Mintz-Plasse seslendirmiş. Sevimli bir animasyon filmi. You wanna play some hockey? Popüler yazar Robert Ludlum'un bir romanından beyaz perdeye uyarlanan The Bourne Legacy bu hafta ikinci sırada. Acımasız bir gizli istihbarat ajanı daha önceki 3 filmde yaşanan olaylardan kaynaklanan tehditlere karşı mücadele veriyor. Daha önceki 3 filmde ajanı Matt Damon canlandırmıştı. Bu kez aynı rolü Jeremy Renner oynuyor. Diğer rollerde ise Rachel Weisz, Edward Norton, Stacy Keach ve Scott Glenn var. Öncekiler kadar başarılı değil. The Expendables 2 liste başındaki yerini bu hafta da korudu. Ünlü komando grubu bir arkadaşları öldürülünce intikam almak için düşman bölgeye giriyor. Tipik bir vurdulu kırdılı serüven aksiyon filmi. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Damme ve Arnold Schwarzenegger oynamış. Hepsi de bu tür roller için biraz yaşlı. Bakalım gelecek hafta ne olacak? Yeni filmlerle sıra değişecek mi? Haftaya görüşmek üzere. Ben Tanju Akerson.